hem de iletişimi koptu, hem uzaklaştı seçmenden. Tabii. Ve Ekrem İmamoğlu'nu belki seçmen kendisine daha yakın gördü, daha ulaşılabilir gördü. Tayyip Erdoğan da öyleydi. İşte öyleydi ama değil. Artık hani çok değişti. Tayyip Erdoğan'ın değiştiğini söylüyor seçmen. Tayyip Erdoğan'da bana göre bir değişen bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir duvar örülmüş. Tayyip Erdoğan etrafı değişmiş. Ama işte bu ulaşılabilir olmaktan uzaklaştı. Ama işte Tayyip Erdoğan bunu görür. Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinden önce bu tabloyu görmüştü. Siz çok yakınsınız. Hem bakanlara hem Sayın Erdoğan'a ve şöyle bir şey duymak isterim. Tabii siyasetin magazini olmaz ama Sayın Erdoğan'ın G20 zirvesinde böyle biraz özellikle Berat Albayrak yanında ama daha çok yalnız kalarak kabine değişikliğiyle ilgili düşünmek istediği ve düşündüğü, döndükten sonra buna karar vereceğine dair bir kulis bilgisi edindik. Sizce doğru olma olasılığı var mı? Yani orada yalnız kalmaz zaten. Kalmayacak. Görüyorsunuz. Ben bu yurt dışı gezilerinde Tayyip Erdoğan'ın performansını şaşırıyorum. Biz yoruluyoruz, dökülüyoruz gazeteci olarak gittiğimizde. Ya iyi görünüyorsunuz fotoğraflarda, hayır, uçakta falan ben sizi takip ediyorum. Ya bakmayın, o sizi bizim iyi halimiz. Yani duş alıyoruz, kendimize geliyoruz, zordur, sonra fotoğraf. Haklısınız. Gerçekten çok çok görüşme trafiği oradan oraya, haklısınız, oradan oraya. Bir tek dinlendiği, yalnız kaldığı bir yer var. Uçakta giderken tahmin ettim uçak olduğunu. Bir odası uyuma sendromu, evet, yalnız kalma. İki, dönerken biz gazetecileri çağırırlar, bir sohbet yaklaşık 15-20 dakika görüşürüz. Tayyip Erdoğan uçakta, yani dönerken hani yan gelip yatayım da memlekete geleyim şeyi yok. Görüşmeler tamamlanır, oradaki heyetlerle tek tek insanlarla görüşülür ve burada tek başına oturup bazı şeyleri, bazı kurmaylarıyla tabii, düşüncelerini kağıda döker, netleştirir. Türkiye'ye geldiğinde de onu uygular. Ben dünkü tesadüf, onu dinlediniz mi bilmiyorum. Dün bir video yaptım. Bundan sonra ne olacak dedim. Cumhurbaşkanı. Evet. Sen Albayrak, Berat Albayrak görevden alır mı mesela? Çok konuşuluyor yani. Bu da bir kulis bilgisi olarak. Şimdi bir efsane dolaşıyor ama ben size şunu söyleyeyim. Berat Albayrak kötü bir adam değil. Kötü bir insan değil. Aslında kötü bir yönetici de değil. Yani ama bunu birilerine fatura edecek Sayın Erdoğan. Yani ekonomi, şimdi ekonomi politikaları ve ekonomi de bakın, çok etkili oldu bu seçimlerde. Söylediğiniz... Sadece işte Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması ya da işte Sayın İmamoğlu'nun valiye it dedi Berat demedi. Berat Bey'in günahı yok ki bu işlerde. Ama şimdi ekonomiden ben mi sorumluyum? Berat Bey sorumlu. Hayır, Berat Bey TRT'den sorumlu değil de. Hayır Berat hayır Bey... şimdi ekonomi de etkili oldu diyorum. Tamam, ekonomi etkili oldu. Etkili onu söyleyeceğim şimdi. Için. Şimdi dolar 7-8'e çıktı. Evet. Berat Albayrak dedi ki ben ekonomiden çok anlamam ama halk arasında konuşulan şeyi sizin geldiğiniz noktayı söyleyeceğim. Ben Berat Albayrak'ı burada savunmayacağım. Savunabilirsiniz savunacak, ayrıca. Savunulmayacak evet. tarafı da yok da ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Berat Albayrak bir yönetici olarak iyi bir yönetici olabilir. Ama Berat Albayrak başka bir kimliği var, başka bir şapkası var. Damat olmasıdır tepki toplayan. Yani ya diyor ki halk, siz ne kadar tutarsanız tutun, ne kadar savunursanız savunun. Veya Berat Albayrak ağzıyla kuş tutsun, dolar bak düşmüş bir noktaya evet, kadar. Evet, 5-8 mi? Ama bu yetmiyor. İnsanlar diyor ki kardeşim damat hem hazine hem maliye. İkisini de kendisine teslim ediyorsun. Biri alıyor, biri satıyor. Genel Başkan Yardımcıları Ali Esen Bey'i falan da görevden alacağına dair tevatürler vardı Erdoğan'ın. Yani ona geleceğim şimdi. O teşkilatlar ayrı. Şimdi Berat Albayrak'ın toplumda çıkalım sokağa 10 kişide 9'u Berat Albayrak'ın görevden alınmasını isteyecektir. Neden diye sorsanız ne diyecektir? Damat. Damat olması vaziyet. Kötü bir şey değil. Damat. Tek kötü tarafı damat olması. Yani insanlar bunu kabul etmiyor. Benim bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım. Gazeteci. Atma Yüce. Yahu diyor kardeşim. Ben diyor. Bunun bana bir kötülüğü dokunmuyor ama ben Berat Albayrak'tan sonra damadımı diyor, evime almadım. Sevmiyorum diyor. Yani. Böyle bir espri yapıyor. Bakın şeyde anket sonuçlarında birçok kişi bunu vermedi. Yarın görevden alınsın dediler. 5 puan aldı. Ama bu
Tekrar söylüyorum. Yan yana geldiğinizde, yüz yüze geldiğinizde anlattığımda farklı bir insan. Tek kimliği damat. O kadar çok konu var ki, o kadar da güzel anlatıyorsunuz ki. Ben siyaseti hiç bu kadar tebessüm ederek dinlememiştim. İyi ki geldiniz. Şimdi bu yeni bir oluşum var. Yani bu, özellikle seçimden sonra çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Abdullah Gül'ün de içinde olduğu. Çok hızlı gidiyorsunuz. Bak, bu bakanları hiç sormuyorsunuz. Değişecek mi? Teşkilatlar mı olacak? Ama süremiz bitiyor diye. Şimdi ben sordum dediniz ki. Hızlı gidelim. Bak, teşkilatlarda, teşkilatlarda büyük bir değişim olacak. Ama evet, ben şurada biraz ben şurada bir mesela Bayram Şen Ocak niye hala istifa etti? İstanbul Neyi Başkanı. Evet. Yani sen bir seçim kaybetmişsin. İki seçim kaybetmişsin. Kaybetti. Seçimlerden önce Recep Tayyip Erdoğan hikaye olan bir şeyi gidiyorsun. Hatırlıyor musun? Bir çocuk bilezik, anasının evet, bilezikleriyle. Evet, evet, evet. Şimdi il başkanı gidiyor Zeytinburnu'nda bir mahalle temsilcilerini topluyor, diyor ki ey mahalle temsilcileri, siz bu seçimi kazanırsanız her birinize bir cep telefonu vereceğim. Ya AK Parti'nin bir hikayesi var. Sen kendi seçmenine rüşvet hediye ediyorsun. Niye istifa etmesin? Niye hala istifa etmesin? Ali İhsan Yavuz için ne düşünüyorsunuz? O da istifa etmeli miydi mesela? Onun istifa edip etmemesi çok önemli değil. Onun zaten bir operasyon yapıldığında... Genel başkan yardımcılarından... O bakın, il başkanlığı bütün ne kadar seçim kaybedilseydin, o burada görev yapan kim varsa o zaman toplu olarak hepsinin istifa etmesi gerekiyordu. Mahir Ünal'ı şu değil, tek sorumlu, tek hemen istifa etmesi gereken tek kişi Bayram Şen Ocak'ta etmiyor. Etmedi. Başka ülkelerde olsa bu insanlar bir daha siyaset yapmaz. Ama adam yapıyor. Keyfine bakıyor yani. Aldığın bilgiye göre o hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Şimdi bu işin bu tarafı. Bakanlar Kurulu. Ben Berat Albayrak'ın değiştirileceği düşüncesindeyim. Yani toplumun beklentisi bu yönde ama. Toplumun beklentisini toplumun karşılamak için. Toplumun beklentisi mi? Bu yönde ama Tayyip Erdoğan'ın da bir takım şeyleri gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını, bu parti 2023'ten bahsediyoruz. Evet. Yani en kritik eşiği AK Parti için, AK Parti çok için önemli. Çok tehlikeli bir sürece girdiğimizi görüyoruz. Şimdi CHP'yi 9 yenilgiden sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 9 yenilgiden sonra balkona çıkıp konuşturan bir seçimden bahsediyoruz. Mutluluk yaşayan, yıllar sonra meydanlarda sevgi gösteriler, havai fişekler yaşatan bir CHP'den bahsediyoruz. Ve stratejiyi çok iyi götüren bir Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Şimdi önümüzdeki seçimlerde CHP'nin eline geçirdiği bu argümanları AK Parti eski gücüne kavuşmazsa, yani daha çok bu seçimlerde Sinem Hanım, Sultanbeyli'ye CHP'liler gitti. Ya İmam Hatipliler Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Fatih'ten mesela. Fatih'i verdiler, evet, Üsküdar'ı verdiler. Zeytinburnu verdiler, Tuzla'yı verdiler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övüne övüne dediği bizim meclis bizim elimizde, ilçeler 25 ilçede biz kazandık dediği seçimlerin seçim sadece o zaman AK 8'i kalmış. Evet, yani AK Parti adına çok büyük bir kayıp olacaktı o zaman ilçeler bazında da, belediye meclis üyeleri 8 bazında 8 tane ilçe evet. kaldı. 8. Yani bu fark buna tekabül ediyor. Çünkü ilçeleri de kaybedecekti elindeki ve belediye meclis üyelerindeki çoğunluğu da kaybedecekti. O kadar çok sorum kaldı ve siz o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben söz almadan kesinlikle kapatmam, bu yayında böyle gider. Yani mutlaka sizi yeniden ağırlamayı çok hayır, isterim. Çok güzel anlatıyorsunuz. Özellikle yeni oluşuma dair, özellikle Abdullah Gül'ün. Onu kısaca söyleyeyim lütfen, size. Lütfen, ben çok almak kısa. İsterim. Aradığını, telefonla aradığını. Abdullah Gül'ü telefonla aramış. Aramış mı? Cumhurbaşkanı. Konuşmuşlar. Demiş? Epey konuşmuşlar. Onun ayrıntıları bana gelmedi. Beşir Atalay'ın Ali Babacan'la birlikte evet. hareket ettiği konuşuluyor. Ali Babacan parti kuracak mı, kurmayacak mı? Beşir Atalay bu hafta sonu Göktürk'te bir yerde bir yemek yedi. Orada peki, böyle peki bu hareket kuruldu diyelim. Bu parti kuruldu diyelim. AKP seçmeninden mi oy almaya şöyle namzet? Bunların kuruluş felsefesi şöyle olacak. ANAP ve merhum Özal. Evet. Yani herkesi kucaklayan bir parti. Fakat Cumhurbaşkanı Ali Babacan'la görüşmüş. Ali Babacan da demiş ki ben veda etmeye geldim efendim demiş.
Cumhurbaşkanı da iddia o ki o zaman partinizi bir an önce kurun ve milleti oyalamayın demiş. Şimdi Babacan'ın partisi kurulduğunda Türkiye artık ittifaklarla yönetilen bir parti. Çok güzel bir şey geldi. Artık Türkiye hep böyle ittifaklarla mı yönetilecek? Türkiye İki kutba ait tabii. Yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Türkiye İttifakı. Sadece o değil, Türkiye İttifakı. Bakın Perinçek bas bas bağırıyor, diyor ki Türkiye'nin ekonomisi kötü. Amerika farklı bir şeyler yapmak istiyor. Amerika'nın emellerine alet olmamak için elimizi değil bedenimizi taşın altına sokmaya hazırız diyor. Bas bas bağırıyor günlerdir. Samsun'a gitti, orada fotoğrafı gördü. Evet, yanındaydı 19 Mayıs'ta. Artık Türkiye İttifakı.